dakika dilek tutun ki önce. Benim dileğim çoktan gerçek oldu. Farkı bitene kadar mutfaktan dışarı adımını atmayacaksın. Anlamadım. Neden? Anlaman için söylemedim, yapman için söyledim. Hadi git. Hadi git. Evet, şimdi hediye zamanı. Pasta zamanı. Yalnız bir kat daha sürersen 5 senede ancak kurur. Yine kafan yerinde değil. Bak işine. Ya bu ne ya, 2 gündür bak işine bak işine. Derdin ne benimle ya? Dur bir dakika, konuşalım abi. Ne oluyor ya? Evleniyoruz diye mi yapıyorsun böyle? Ya ne alakası var? Evleniyorsunuz işte. Yuvanı kuruyorsun. Bana lan. Tamam, sen de kuracaksın. He. Ben de kuracağım. Kızlar da kapıda sıraya giriyordu değil mi? Ya kafanı çıkartıp bir yere gittiğin mi var? Gözünü seveyim ya. Evle kahve arasında mekik dokuyorsun. Yalan mı? Lan oğlum, sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bu halimle kim gelir lan benimle bir yere? Ya bir işe girmeye kalksam bu halimle beni işe almazlar. Bir kızı sevsem suratıma bakmaz. Bırak Allah'ını seversen. Evleniyoruz diye mi suçlu olduk şimdi? Yok oğlum. Senin suçun daha eskiye dayanıyor. Hayatımı çaldığın o boktan güne. Daha fazla konuşturma beni. Beni de rahat bırak. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gece. Yalnız şu yengeme benzeyen garson kıza ne diyeceksiniz? Gecenin bombasıydı bence. Hadi yorulduk artık, gidelim. Siz gidin, ben sonra gelirim. Lütfen oğlum. Neden kalmak istediğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Yapma. Ne yapmayayım anne? O kıza yaklaşma. Naz değil o. Sırf ona benzettiğin için en başa dönmene izin veremem. Başa dönmüyorum ki. Baştan başlıyorum. Oğlum lütfen. Anneciğim, hani senin içinde bir his vardı ya. İşte o bu gece gerçek oldu. Ben bu gece yeniden doğdum. Yeniden nefes almaya başladım. Onun için bir geceliğine de olsa beni bir bırak, nefes alayım. İzin ver bana bir yaşayayım.